Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bu yayında çok önemli bir konuyu ele alacağız ve yine çok önemli bir konuğumuz bizlerle birlikte olacak. Yavaş yavaş izleyicilerimizin toplanmasını bekleyelim. Bu yayın uzun zamandır, yani bu tarz bir yayın sizler tarafından talep ediliyordu. Yani YouTube kanalımda tabii bol bol blockchain teknolojisinden bahsettiğim için nasıl blockchain yazılımcısı olabiliriz diye çok fazla soran vardı. Bu akşam konunun Türkiye'deki en önemli uzmanlarından biriyle Tansel Kaya hocamızla birlikte olacağız. Kendisi birazdan yayınımıza katılacak. Ben öncesinde hem sizlere iyi akşamlar dilemek için hem de böyle bir yayını neden yapıyoruz bunu belirtmek için yayını önceden başlattım. Şimdi arkadaşlar, blockchain nedir? Önce onu bir tam olarak anlayalım ve neden önemlidir? Neden blockchain yazılımı önemlidir? Çok basit. Blockchain şudur arkadaşlar. Blockchain verileri dağıtık olarak saklama teknolojisidir. Aslında blockchain bu teknolojilerin ilki. Daha sonra başka teknolojiler de ortaya çıktı. İşte Tangle ya da Hashgraph ya da Avalanche gibi. Şunu da baştan söyleyeyim, yayın kaydedilecek ve muhtemelen yetiştirebilirsek pazar akşamı YouTube kanalımda da bulunacak. Yani bir kısmını kaçırırsanız üzülmenize gerek yok. Blockchain şöyle arkadaşlar, verileri dağıtık olarak tutma. Neden verileri dağıtık olarak tutma önemli? Şöyle düşünelim, diyelim ki bir banka var ve bu banka işte 2010 yılında kurulmuş olsun. Efendim, bu bankanın 1 milyon da müşterisi olsun. Normalde ne olur? Hepimizin işte internete bağlı mobil şubelerimiz, cep telefonlarımızda ve buradan biz işlem yapıyoruz. Ama hiçbir zaman bizim finansal verilerimiz ya da bankanın 2010'dan beri yaptığı bütün işlemlerin verileri bizim telefonumuzda bulunmaz. Bankada bir merkezde toplanır, orada tutulur. Bu nedenle biz bankanın içinde ne olup bittiğini göremeyiz. Yani hangi müşteriler para yatırıyor, hangi müşteriler para çekiyor. Yani bir banka mesela aslında verileri şeffaf olsa biz o bankanın batıp batmadığını çok önceden görebiliriz. Yani bankadan para kaçışı olup olmadığını. Ama bugünkü merkezi sistemde böyle bir şey yok. Blockchain sisteminde bir banka işlediği zaman şöyle olur. O bankanın 2010 yılından ilk kurulduğu günden itibaren yaptığı bütün işlemler, 1 milyon müşteri ile gerçekleştirdiği bütün işlemler bir veri defterinde tutulur. Buna işte defter deniliyor ya da İngilizce ledger deniliyor. Ve bu 1 milyon banka müşterisinin hepsinde işte cep telefonu ise cep telefonu, bilgisayarsa bilgisayar, bütün veriler bulunur. Bunun önemi ne ya da yararı ne? Böyle bir durumda, yani herkeste bütün veriler varken bu veri deyince sadece finansal verileri ve hesapları düşünün. Yani herkesin isim isim kim olduğuna kadar verilerin hepsini görmenize gerek yok. Sadece hesaplar, hesaplarda neler oluyor, neler bitiyor. Şimdi diyelim ki benim hesabımda 1000 lira var ve başka bir kişinin hesabında da 200 lira var. Ben o kişiye 500 lira göndereceğimi blockchain ağına yayınladığım zaman herkes bilir ki, çünkü herkes de aynı bilgiler var. Benim hesabım 500'e düşecek, karşı tarafın hesabı 700 olacak. Bunu herkesin bilmesinin önemi ne? Şu çok önemli. Böyle olunca ne oluyor? Herkes bunu bildiği için bu işlemi onaylamaya gerek yok. Yani birilerinin çıkıp da bu işlemleri onaylamasına gerek yok. Yani bir memurun buraya imza atmasına, bir müdürün imza atmasına ya da bir merkezi bir yerde bu verilerin toplanıp burada işlem görmesine ihtiyaç yok. Bir saniye arkadaşlar. Evet, bazı sakıncalı mesajları engellemek durumundayız.
Böyle olunca ne oluyor? Ortadaki onay mekanizmasına ihtiyaç yok. Yani o bankanın genel merkezine, orada çalışan 10 binden fazla personele, yüzlerce şubeye, bunlara hiç ihtiyaç yok. Her şey yazılım üzerinden gerçekleştirilebilir. Ki bu hayal değil, şu anda zaten bu yapılıyor. Son 2 yıldır blockchain bankaları ortaya çıktı. Normalde Türkiye'de veya benzer ülkelerde bir banka, ortalama bir bankanın 10 binin üzerinde personeli olur. 400-500 tane şubesi olur ve bunlar çok ciddi kaynak ne yaparlar? Harcarlar arkadaşlar bu işlemleri gerçekleştirebilmek için. Oysa bugün en büyük blockchain bankası MakerDAO, bütün bu bankaların yaptığı işlerin aynısını, kredi verme vesaire de dahil olmak üzere, sadece 95 personelle gerçekleştiriyor. Daha ufak blockchain bankalarının 50-60 personelle çalıştığını görüyoruz. Bu yüzden bu teknoloji kripto paraların da dışında çok büyük tasarruf sağlayacağı için müthiş bir gelişme potansiyeline sahip. Zaten ARK Investment, Amerika'nın ünlü teknoloji yatırım fonlarından bir tanesi, geçtiğimiz zannedersem bir 10-15 gün oluyor, bir açıklama yaptı ve dedi ki 2030 yılına kadar bütün bu yeni teknolojiler, yani yapay zeka, robotik, efendim ondan sonra genetik vesaire, bütün bu teknolojiler alanında yapılacak oluşumların üreteceği maddi değer 200 trilyon dolara ulaşacak ve bunun 40 trilyon doları, işte bu demin saydığım türde, gösterdiğim türde, yani çok ciddi tasarruf sağlayan blockchain projelerinden oluşacak. 40 trilyon dolar. Bugün blockchain projelerinin piyasa değeri 2 trilyon doların altında. Yani belki 1 trilyon dolara da düşebilir. Önümüzdeki 8 yıl içerisinde bu sektör en az 20 ila 40 kat büyüyecek. Ve bugün bu blockchain yazılımcısı konusunda sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada ciddi açık var. Yani geçen gün artık başarılı bir proje olarak kabul edebileceğimiz, işte Avalanche projesinin 2 numarası diyebileceğimiz Kevin Shacknicki, Amerika'da bile blockchain yazılımcısı bulmak konusunda büyük sıkıntı olduğunu, kendilerinin çaresiz bir şekilde bu blockchain yazılımcısı bulmak konusunda harekete geçmeye çalıştıklarını bize söylüyor. Büyük bir talep var ve benim araştırmalarımda gördüğüm kadarıyla, şimdi Turan Hoca'ya da Tansel Hoca'ya da bunu soracağız. Ne kadar kazanıyor şu anda blockchain yazılımcıları diye, ama benim gördüğüm en az ayda 5 ila 10 bin dolar arasında kazanıyorlar. Yani bu 10 bin dolar olarak kabul edersek ayda 130 bin TL demek oluyor. Ve mesela geçenlerde Binance'in böyle bir iş ilanı vardı. Yani evinizde oturacaksınız ve blockchain yazılımcılığı yapacaksınız ve ayda 130 bin TL'ye kadar para kazanacaksınız. Yani 10 bin dolara yakın bir para kazanma olacak. Merhabalar. İyi akşamlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok teşekkürler hocam. Siz nasılsınız? Ben de gayet iyiyim. Umarım beni iyi duyabiliyorsunuzdur. Gayet net duyabiliyoruz hocam. Sıkıntı yok. Ben yorumları kapatmaya çalışacağım. Ben de ilk defa Instagram'da canlı yayın yapıyorum. Yorumlar nereden kapanıyor bakalım. Onu bulacağız. Yorum yapmayı kapat. Evet. Şu anda yorumları kapattım değerli izleyiciler. Bundan sonra Tansel hocamızla birlikteyiz. Siz gelene kadar hocam ben de soruları toparladım. Neler merak Tamam. ediliyor? Blockchain nedir? Bunu anlattım ve neden önemlidir? Blockchain yazılımcısı olmak neden önemlidir? Bunları aktardım. İsterseniz şöyle başlayalım. Tansel Kaya kimdir? Bu blockchain sektörüne nasıl girdiniz? Bize önce kendinizden biraz bahsedin. Ondan sonra da zaten konunun ayrıntılarına girelim. Tamam. Öncelikle ben bir bilgisayar mühendisi, Boğaziçi Bilgisayar Mühendisliği mezunuyum. Yurt dışında da Amerika'da Boston şehrinde yüksek lisans yaptım. Alanım da özellikle şifreleme ve kablosuz ağlardı. Ardından da bu ilk 4G'yi geliştiren bir şirkete katıldım. Önce stajyer olarak katıldım, sonra da iş imkanı buldum. Sonra biz bu şirketi Qualcomm adlı firmaya 800 milyon dolara sattık. Bir Oo, startuptı. Benim maşallah. için de büyük bir tecrübeydi bu.
Ardından Türkiye'ye döndüm. Airtize'de çalıştım, Intel'de çalıştım. Sonrasında da kendim bir yazılım şirketi kurdum arkadaşlarımla birlikte ve hani Harika. farklı yazılım projeleri geliştirmeye başladım. Blok zincirlerle tanışmam da hem abim hem de yakın bir arkadaşım vasıtasıyla oldu. Onlar beni sürekli dürttüler bu süreçte. Bitcoin diye bir şey var, senin haberdar olman gerekiyor, seninle alakalı bir konu. Ben onlara sıklıkla şunu söyledim. Yani hani çok yoğunum, hani tam bakamıyorum bunlara. Ama dedim bana bu bahsetmiş olduğunuz Japonya'daki MTGOX borsasında 50 tane Bitcoin getirirseniz biz bunları böyle metal paraların arkasına şifrelerini yazarız, kapalı çarşıda da satarız dedim. Bundan fazlasını ben şu anda anlatamam Türkiye'ye. Dedim o seviyede getirirseniz bir şeyler yaparız. Bu işin şakası tabii. Ama hakikaten benim abim nedense bu Cem Yılmaz'ın abisi gibi çok böyle vizyoner. Ama nedense bir türlü ticarette aradığını bulamıyor. O da bir doktor, kimya doktoru. Amerika'da yaşıyor şu an. Ben ilk Ethereum'u da ondan aldım. Bizim evin üçüncü katında madenciliğe başladı. İlk işte Ethereum projesini duydu. Ondan sonra ilk Harika. Ethereum'u bir 100 dolar verdim ona. Bana 10 adet kendi ürettiği Ethereum'lardan verdi. 10 dolardan aldım. O da şöyle yapıyordu. Madencilik yapıyordu. Yaptığı madencilikle elektrik parası ödüyordu. Ama böyle şey 40 eter elektrik parası ödüyor. Diyorduk ki ya bunu tasarruf et ya da madenciliğini başkası yapsın. O çıkan Ethereum'larla elektrik parası ödüyordu. İşte 3-5 eter kendine kalıyordu. Ama bizleri hani bu alana tanıştıran ve bu hevesi bende başlatan dediğim gibi yakın arkadaşlarım ve abim. Onun ardından da ben bir yazılımcıyım en nihayetinde ve hani her şeye önce bir nasıl çalıştığını anlamam lazım. Böyle bir merakla hareket ettim. Ve bizim şirkette yavaş yavaş bir normal web alanında yazılım yapan bir şirketten blok zincir alanında yazılımlar geliştiren bir şirkete dönüştü. Sevgili İsmail Hakkı Polat hocamla tanıştım. Onun vesilesiyle Kadir Has'ta kripto paralara giriş dersini vermeye başladık. Ve Çok güzel. bu süreden beri de hem onunla bu dersleri veriyoruz hem kripto paralar, kripto varlıklar alanında eğitimler gerçekleştiriyoruz değişik kurumlara ve projeler geliştiriyoruz. Yani Fenerbahçe token çıkartılırken Fenerbahçe tarafında danışmanlık yapma imkanı bulduk. NFT Prime adında şimdi bir NFT pazar yerini yayınladık. Bu tarz blok zincirlerle, tokenlarla ilgili projeler yapan bir şirketiz. Şu arada en çok oyun projeleriyle ilgileniyoruz. Böyle büyük bir heyecan var. Onu da bugün konuşuruz. Tabii ki. Tabii ki. Türkiye'nin güçlü olduğu iki alan burada bir araya geliyor. Oyun geliştirmek ve kripto paralar, kripto varlıklar. Bu da bizim için büyük bir fırsat diye düşünüyoruz. Şimdi siz gelmeden önce ben kendi bildiğim kadarıyla şunları aktardım izleyicilerimize. Blockchain yazılımcısına sadece hani Türkiye'de şurada burada değil, yani bu işin merkezi olması gereken Amerika'da bile çok ciddi talep var. Yok piyasada benim gördüğüm. Yani en son Avalanche projesinin işte iki numarası sayılabilecek Kevin Shecnicki bile çaresiz bir şekilde yazılımcıya ihtiyacımız var. Yazılımcı arıyoruz, bulamıyoruz diyordu. Sizin bu konudaki hani gözlemleriniz nasıldı? Yani bu piyasada ne kadar bir talep var blockchain yazılımcılığına? Biz bunu uzun zamandır söylüyoruz. Yani işte Bitcoin ve ondan sonra coinler dönemi diyeyim. Bitcoin forklarının üretildiği, işte atıyorum Litecoin'lerin üretildiği, ICO'ların yapıldığı dönemden beri aslında biz bu alanda büyük bir ihtiyaç olduğunu, bu alanda insanların kendilerini geliştirirse büyük fırsatlar olduğunu dile getiriyorduk. 2018'de tabii bu büyük düşüşü yaşadık. O düşüşte birçok arkadaşımız ilgisini kaybetti bu alanı. Yazılımcı olarak değil ama yatırımcı olarak bunun bu projelerle, kripto varlıklarla ilgisini bir oranda azalttı, kesti. Ama o arası aslında geliştirme için çok düzgün bir dönemdi. Yani yine projeler fonlanıyordu. Burada ilgisini, alakasını muhafaza edenler sonrasında bu yeni boğa geldiğinde hazır durumdaydılar. O zaman DeFi yoktu. O zaman dediğim gibi bu oyunlar yoktu, NFT'ler yoktu. Bu alanda kendini geliştirmeyi başarmış olan arkadaşlarımız dediğiniz gibi böyle artık şeyle aranmaya başladılar. ICO'lar döneminde de bu var. Yani çok büyük bir taleple bu yazılımcılar aranıyor. Ama sonrasında bir düşüş oluyor. Bu boğa sezonunun başlamasıyla birlikte özellikle hatta DeFi döneminde. Hatırlarsanız DeFi projelerinde böyle büyük paralar depolanıyordu. Hala da öyle. O dönemde de bu alanda tecrübeli arkadaşlar büyük rağbet gördüler. Şöyle bir örnek verebilirim. Hani güzel bir örnek olarak aktarıyorum bunu. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımız var. İTÜ birinci sınıfta.
Ve bize stajyer olarak geldi. Bizim bir sertifika programımız vardı. Oraya öğrenci olarak katıldı. O zaman tanıştık onunla. Bize stajyer olarak geldiğinde dedi ki hocam ben aynı zamanda part-time çalışıyorum. Ben de hani şirketi alırız diye düşünüyorum onu. Dedim ayıptır sorması ne kadar alıyorsun? Hocam 2000 dolar alıyorum dedi. Dedim o nasıl part-time? Bu işin şakası. Şimdi o 3000 dolar oldu onun part-time ücreti. Bir şeyimiz var. Ne onun ismi? Bir projemiz var. Reach diye. Algorand'ın akıllı kontrat dili biraz değişik. Biz Solidity'ye çok alışkınız. Ethereum'da kullandığımız, işte Binance Smart Chain'de, Avalanche'da kullandığımız Solidity'ye alışkınız. Bu programlarınızı hem Solidity dilinde hem de bu Algorand'ın dilinde beraber üretmenizi sağlayan bir ürün, bir proje. Yatırım da almış. Ve bir yarışma açmışlar. Bu arkadaşımız girmiş, orada birinci olmuş. Zaten sınırlı bir katılım varmış. Demişler ki sen şeyi arzu eder misin? Bizim DevRel diyorlar onlara. Yazılımcılarla olan iletişim süreçlerimizi yönetir misin? Onlara örnek olur musun? Yardımcı olur musun? Bunun karşılığında sana bir ücreti ödeyelim. Bir yandan okulunla uğraşıyor, bir yandan onu yapıyor. Bir yandan kendi bir girişimi var. NFT Coach adında bir fantezi basketbol oyunu. NFT'ler şeklinde oyuncular alınıyor, satılıyor. O da mücadele ediyor. Okulunu mu bitirsin, işini mi yapsın, girişimci mi olsun? Kafası karışık ama şeyden dolayı gurur duyuyoruz. Yani ailesine destek olma imkanı oluyor. İstediklerini daha rahat alıyor diyeyim. Emeğinin karşılığını görüyor. Burada da şunu unutmamak lazım. Bizim yazılım sektörümüz aslında futbol gibi. Belki futbol daha da erkendir. Bir futbolcunun en üst düzeyde olduğu nokta herhalde 20 ile 30 yaş arası. Evet. Öyle tahmin ediyorum. Bizde de öyle. Yani yazılımcının eğitildiği, bilgili olduğu, üretken olduğu çağ burası. Ondan sonra ne yapıyor? Teknik direktörlük yapıyorsunuz, yorumculuk yapıyorsunuz. Bizler de o durumdayız. Ben artık eskisi kadar kod yazamıyorum. Ne kafam buna yetiyor, ne vaktim var. Ama bir yandan da diğer arkadaşlarımıza bu yetenekleri aktararak, öğrendiklerimizi paylaşarak onları bu noktaya getirmeye çalışıyoruz. Onların başarısı da bizim için büyük bir mutluluk oluyor. Harika. Burada bizleri dinleyen genç arkadaşlarımız vardır. Ben 44 yaşındayım. 30'lu yaşlarında arkadaşlarımız vardır. Belki kariyerinde değişikliğe gitmek isteyenler. Daha ileriki yaşlarda arkadaşlar olabilir. Aslında herkes için bu denenebilecek bir kariyer yolu, bir iş fırsatı. Avantajı da şu, her şey yeni. Yani bizim birçok konuştuğumuz şey 3-4 yıl önce yoktu. Dolayısıyla 3-4 yıl boyunca bunu yapıyorsanız zaten en tecrübeli insan sizsiniz. Ama ne oluyor? Bir öncesinde bir birikim gerekiyor. İş tecrübesi gerekiyor. Yani bizim sahip olduğumuz en önemli şey belki iş tecrübemiz olabilir. İnsan ilişkilerimiz olabilir. Zamanla öğrendiğimiz şeyler bunlar. Ama onun haricinde teknik olarak DeFi ile ilgili bildiğim şeyleri ben de birçok arkadaşımız gibi bu süreçte öğrendim. Çünkü onlar yok daha önce. Böyle bir farming diye bir kavram yok. Farming diye bir şey çıkıyor. Mesela şimdi Anlamaya çok çalışıyoruz çok bunu. soruluyor, mesela işte bunun okulu var mı, bunun üniversitesi var mı falan. Yok. Belki de bu çok büyük bir avantaj. Çünkü şimdi bilgisayar mühendisi olmak istiyorum derseniz diploma lazım, bilmem ne lazım. Bunları sorarlar size. Bugün blockchain'de böyle bir şey soran yok. O yüzden kendiniz oturup bunu öğrenebilirsiniz ve ben biliyorum diye piyasaya geldiğiniz zaman kimse diploman nerede, sen işte şu üniversiteden mi mezunsun, buradan mı mezunsun diye size bir sorgulama yapmıyor. Hocam şunu soracağım ben. Benim anladığım kadarıyla o zaman eğer şimdi kripto varlıklarda da Bitcoin'de 69 binden %52 bir geri çekilme oldu. Ya son bir atak yapacak Bitcoin, ondan sonra birkaç ay sonra sezon bitecek ya da çoktan bitti. Biz şu anda belki de düşüş sezonunun artık ortalarına falan geldik. O zaman şu anda blockchain yazılımı öğrenmek isteyenler için uygun bir zaman. Yani bu iş bir kripto varlıklar tarafında bir durgunluğa girecekse ve bu dönemde siz eğitiminizi tamamlarsanız birkaç sene içerisinde, bu da yeterli mi? Onu da birazdan ayrıntılarını konuşuruz. Bir sonraki yükseliş sezonuna belki de yetişebilirsiniz ve orada çok ciddi talep olduğunda tekrar blockchain yazılımcılığına orada fırsatları değerlendirebilirsiniz demek oluyor. Peki nasıl başlamalı? Mesela ben hiç bilmiyorum ya, daha önce yazılımcılık deneyimim de yok. Nereden başlamalı insanlar bu işi öğrenmeye?
Benim burada önerebileceğim güzel bir eğitim var. Aslında biraz talihsiz çünkü bir duvarın arkasında duruyor. BTK Akademi'de sevgili İsmail Hakkıpolat Hocam, Tuna Özen, Elçin Karatay, Şen Ferhat, benim hazırladığımız bir blok zincir eğitimi var. 11 saat kadar ücretsiz. Ama girebilmeniz için önce E-Devlet üstünden o BTK Akademi'ye kayıt olmanız gerekiyor. Ve aradığınızda da Google'da falan çıkmıyor, YouTube'da çıkmıyor. Ha, O yüzden de E-Devlet'e birçok gireceksiniz. arkadaşımızın görmediği bir eğitim bu. Ama 20 bine yakın bugüne kadar mezunumuz var. Hani birçok arkadaş faydalandı Peki ama bu birçok böyle arkadaşımız da fiziksel bir bulamıyordu. eğitim midir? Bir salona mı geliniyor yoksa online bir şey midir? Bu bir video eğitimi. Ama adım adım hem temelleri var, teknik temelleri var, yazılımcılık temelleri var. Udemy'de de muhakkak çok güzel eğitimler var. Ama İngilizce bir engel olabilir arkadaşlarımız için. İngilizce bu şeyi yapamıyor olabilirler, tamamlayamıyor olabilirler. Hoş, İngilizce aslında tüm yazılımcılıkta ihtiyaç duyabileceğimiz bir dil, öğrenmemiz gereken bir dil. Bilgisayarın USB portu ya da atıyorum internet bağlantısı gibi. Yani internet bağlantısı olmayan bilgisayar da olur. Ama çok sınırlı olur. Çünkü kendini geliştiremez. Yeni şeyler dolduramayız içerisine. O yüzden bizim en azından okuduğumuzu anlayacak kadar konuşmamız gerekmiyor. Yazmamız da gerekmiyor ama okuduğumuzu anlayacak kadar İngilizce öğrenmemiz lazım. Ya da Google Translate gibi araçları işte telefonumuzda, bilgisayarımızda etkin biçimde kullanıp hem aramalar yapabilmeliyiz hem de yine okuduklarımızı çevirebilmeliyiz. Bu önemli bir yetenek. Bunu hemen Hocam edinmeliyiz lazım. Google Translate kendini çok geliştirdi ve herhalde zamanla da daha da çok geliştirecek. Eskisi gibi değil. Çevirileri çok daha nokta hedefi yapabiliyor gibi geliyor bana. İngilizcesi yeterli olmayan arkadaşlar başlangıçta Google Translate'ten faydalanabilirler. Zaten bu konuda kendinizi geliştirdiğiniz zaman ister istemez birkaç ay içerisinde bayağı İngilizce de öğrendiğinizi bence göreceksiniz. Öyle düşünüyorum. Bu BTK eğitimi yazılımcılığın temellerini de içeriyor dediniz. Burada bir dil mi Daha ziyade öğretiliyor? blok zincir temelleri diyelim. Yani yazılımcılıkla ilgili orada güzel eğitimler var yine ücretsiz. Onları kullanabilirler ama bu bizim eğitimimiz içerisinde akıllı kontrat yazmayı detaylı biçimde anlatan bir eğitimimiz var. Bu eğitimde de kullandığımız Outlook bizim Crypto Zombies adını verdiğimiz yine ücretsiz bir eğitim. Bu eğitimde hatırlayan arkadaşlarımız vardır belki duymuşlardır. CryptoKitties diye bir zamanlar bir güzel bir NFT projesi vardı. 2018'de Ethereum ağını kitleyecek kadar popüler olan bir proje bu. Onu temel alıyor, şaka yollu. Onu nasıl üretebileceğinizi size adım adım hem Solidity dilini öğreterek hem blok zincirin temellerini Ethereum bazlı olarak anlatarak size bu yazılımları nasıl geliştirebileceğinizi gösteriyor. Bu oldukça faydalı. Burada tabii bazı temel şeyler var. Yani biz blok zincir yazılımcısı dediğimizde aslında blok zincirleri iyi bilen yazılımcılardan bahsediyoruz. Biz blok zincirler üzerinde yazılım geliştirirken, akıllı kontrat yaparken blok zinciri bilmeden hareket edemiyoruz. Dolayısıyla orayı aslında güzel öğrenmemiz gerekiyor. Bir yandan da çok böyle korkutabilir arkadaşlarımız. Birçok kavram var, neresinden başlayacaklarını bilemiyorlar. Ama burada bir hedef belirlemek, küçük bir şeyi yaparak başlamak daha doğru olabilir. Bu da ne olabilir? NFT'ler daha kolay üretmesi, yapması. Belki bir kendi token'ımızı yapmak, ERC20 tipinde bir token üretmek daha kolay. Sonra bununla benim bakiyem ne kadar bir arkadaşıma göndereyim gibi şeyler buna ilave etmek güzel olabilir. Daha sonra daha ileri projeler yapılabilir. En zor alan burada DeFi olacak. DeFi gerçekten zor, karmaşık, çok şey öğrenilmesi gerekiyor. Ama temel olarak böyle bir istikamette ben önce bir kendi NFT'mi yapayım. Ondan sonra onunla temel etkileşime geçeyim diye bir projeyle başlayabilirsiniz. Burada bilen arkadaşlarımız için, İngilizce bilen arkadaşlarımız için Crypto Zombies dersi etkileşimli, videolu değil, yazarak anlatıyor. BTK Akademi'deki videolarda da biz bunu Türkçe olarak ve yine pratik taraflarını, ipuçlarını da vererek Türkçe biçimde tüm bu müfredatı işliyoruz orada. Ayrıca temel Bitcoin'in teknik temelleri gibi konular var, şifreleme gibi konular var. İsmail Hakkıpolat Hocam merkeziyetsizlik anlatıyor. Tuna tokenların coinlerden farkını anlatıyor. ICO'ları anlatıyor. Elçin bunun hukuku da anlatıyor. Devletler nezdinde neler var.
güzel bir başlangıç eğitimi olabilir. Bunun Harika. haricinde güzel bir eğitim, onu tavsiye ediyorum. Biz de bu eksikliği gördüğümüz için başladık. Bizim onun haricinde tabii üniversitelerimizde bu eğitimler var ama genelde üniversitenin öğrencisi olmanız bekleniyor katılmanız için. Kadir Has Üniversitesi'nde biz kripto paralara giriş dersi veriyoruz. Blockchain analiz dersi var. Bahçeşehir Üniversitemizde derslerimiz var. Bildiğim kadarıyla yüksek lisans seviyesinde. Boğaziçi Üniversitesi'nde derslerimiz var. Medipol Üniversitesi'nde var. Hacettepe'de var diye biliyorum. Ama dediğim Bunlar gibi bu üniversitelerdeki dersler, mesela ben Bahçeşehir'dekini biraz inceleme fırsatım olmuştu. Sizin BTK'da bu videolu olarak, bedava olarak var olduğunu söylediğiniz eğitimlere benziyor benim gördüğüm. Yani blockchain'in ne benziyor, olduğunu, evet. temellerini anlatıyorlar ve ilk basit yapılabilecek, akıllı kontratlarla yapılabilecek bazı işlemleri, Solidity dilini, Solidity bu arada Ethereum'un yazılım dili arkadaşlar, kodlama dili. Çok kullanılan dillerden bir tanesi. Onun basit en temel fonksiyonlarını anlatıyorlar. Diyelim ki arkadaşlarımız o üniversitelerden veya bu ücretsiz olan BTK Akademi'den kendi TC kimlik numaralarıyla E-Devlet'e girdiler. BTK Akademi'yi buldular. Oradan videolarla bu başlangıç eğitimlerini aldılar, özümsediler. Bundan sonra diyelim ki kendilerini blockchain'in üzerinde yazıldığı bu dillerde geliştirmek istiyorlar. Mesela Solidity'de geliştirmek istiyorlar. Ya da galiba onun kadar bilinen, kullanılan Rust diye bir dil daha var. Yanlış Evet. mıyım? Başka diller Rust var mı? Ya önemli da bu bir ikisini öğrenmek başlangıçta yeterli midir? Solidity ve Rust? dil. Rust aslında çok talepkar bir dil. Çok kaliteli, çok iyi bir dil. Eğer onu öğrenme imkanları bulurlarsa çok da bunun faydasını görebilirler. Solana ağında özellikle biz projeler geliştirirken bu dili kullanıyoruz. Ve bu bizim Go gibi normal programlarda yapabileceğimiz bir dil. Solidity dili sadece Ethereum üstünde akıllı kontratlar yapmak için kullanılıyor. Veyahut da Binance Smart Chain'de Avalanche'da. Ama Rust programlama dili aslında bayağı bildiğiniz bilgisayar programları yapabileceğiniz çok güzel bir dil. Bilen duyan arkadaşlarımız vardır. C++ adında dillerimiz var. Bunlar bizim uzun yıllardır birçok bilgisayar programımızın, belki de bu şu an kullandığımız Instagram uygulamasının bile yazıldığı diller. Ama bu diller gelişti, daha farklılaştılar. Bunlara benzer diller üretildi. Google Go dilini üretti. Bir de yine buna benzer Rust dili üretildi. Rust dilinin en önemli özelliği de hata yapmanızı önemli ölçüde engelliyor. Bizim yazılımcılıkta çok kullandığımız bir şey var. Biz belli bir hafıza alanlarına ihtiyaç duyuyoruz hesap yapmak için. Onları ayırıyoruz. İçerisine bir şeyler dolduruyoruz. Onlarda hesapları yapıyoruz. Serbest bırakıyoruz bu hafıza alanlarını. Birçok hata ve güvenlik açığı bu süreçte oluyor. Bu tip diller bunu sizin için üstleniyorlar. Sizi bu konuda koruyorlar. Rust'ı hani geleceğin C++'ı olarak nitelendirebiliriz. Çok da yaygınlık kazandı. Bir diğer benzer dilimiz de Go. Bunlar benziyorlar birbirlerine. Bu iki dili de bu sıfırdan başlayan arkadaşlarımız için fazla olabilir. Ama şöyle söyleyebilirim mesela Ethereum'un düğümlerinde çalıştırılan yazılım genelde Go diliyle yazılmış olan Ethereum nodu. Get diyoruz biz ona. Ve orada devam ediyor. Avalanche'ın nodu Go dilinde yazılmış bir şey, nod. Orada bütün bu işlemleri işte birbirleriyle konuşuyorlar, blokları üretiyorlar vesaire. Bütün bu yaptıkları işleri bu programlama dilleriyle yapıyorlar. Bu daha ileri yazılımcılık bilen arkadaşlarımız için iyi bir yol olabilir. Burada da çok talep var. Ama biz bu altyapıların üstüne bir şeyler geliştirmek istediğimizde daha pratik olan Solidity dilinde akıllı kontratlar yapmayı tercih ediyoruz. NFT'lerimiz var, ondan sonra tokenlarımız var. Bu tokenların birbiriyle etkileşime geçtiği merkeziyetsiz finans uygulamamız var. Burası oldukça zengin ve orada da çok yazılımcıya ihtiyaç var. Oraları öğrenip buraya da ilgi duyuyorsak daha sonra bu tarafa da geçebiliriz. Ben başlangıç için değil ama ilerisi için bunu önerebilirim. O zaman ben şöyle anlıyorum. Başlangıç seviyesinde o eğitimleri aldık, işte BTK Akademi ya da üniversiteler. Ondan sonra kendimizi Solidity'de geliştirirsek, işte Ethereum, Avalanche, bir de birkaç ağ daha saydınız. Binance Smart Chain ve galiba birkaç ağda daha akıllı kontrat geliştirebiliyoruz. Yani birçok ağda işlem Evet. yapabiliyoruz.
Daha da ilerlemek istersek o zaman bu Rust, Go gibi dilleri öğrenmemiz gerekiyor. Doğru mu? Evet. Bir de şöyle diyebiliriz. En iyi buradaki bizim bir avantajımız var. Bizim bütün kodlarımız açık kaynaklı. Yani çoğu akıllı kontratımızın kodunu okuyabiliriz, öğrenebiliriz. Ve oradan hani öğrenebileceğimiz çok şey var. Burada benim tavsiyem temel yetenekleri edindikten sonra çıkmak üzere olan bir projenin topluluğuna katılmak. Orada kendinize tanıtmak, ben bu alanda kendimi geliştiriyorum, size de destek vermek isterim. Beni şey alır mısınız, teknik ekibin içerisine alır mısınız diye kendinizi tanıtın. Bir NFT projesinin veya bir oyun projesinin, bir token'ın çıkış ve etkileşim sürecini görürseniz orada çok şeyler öğrenirsiniz. Bütün yani çünkü bizzat olurken görüyorsunuz, olurken Hocam yaşıyorsunuz. çok Size güzel bir başta... örnek verdiniz ama bence şunu ben merak ettim öncelikle. Bu Solidity'de kendimizi nasıl geliştireceğiz? Yani nasıl geliştirebiliriz? Bununla ilgili kaynaklar var mı? Nereden bulabiliriz? İnternet üzerinde mesela Burada hani YouTube'da mı anlatılır? evet burada dediğim gibi Udemy yine iyi bir kaynak. Bu bahsetmiş olduğumuz eğitim ve KriptoZombies aslında temellerini kapsıyor. Ama sonrasında sizin mesleğiniz nasıl iyi yazar olurum diye sorsam doğrusu ne? Kitap okumamız gerekiyor. Yani Evet. klasiklerden başlayarak okuyarak yazım şeklimizi, işte dramatik kurguyu, kelime haznemizi geliştirebiliriz. Burada da bizim klasiklerimiz ne? Uniswap, yani işte bu merkeziyetsiz bir borsa kodu. Borsa. Ondan sonra DeFi kodları. Atıyorum mesela işte Sıkılan Maymunlar, Bored Apes, Yacht Club kodu. Ondan sonra CryptoPunks kodu. Bunlar bizim klasiklerimiz. Nasıl yapmışlar? Nasıl çözmüşler? Niye öyle yapmışlar? Bunları tek başınıza veyahut da bir topluluk içerisinde bunu tartışabileceğiniz, konuşabileceğiniz arkadaşlarınızla değerlendirirseniz oradan öğreneceğiniz, edineceğiniz bilgiyi hiçbir yerde bulamıyorsunuz. Bizzat o kodları okumak çok faydalı. Ve Doğru dediğim diyorsunuz. gibi hekatonlar var, yazılım yarışmaları. Bu yazılım yarışmalarına belli bir bilgi birikimine katılıp orada diğer benzer bu alanda çalışma yapmak isteyen arkadaşlarla bir araya gelebilirsek bu da bizi çok geliştirecektir. Burada tabii akıllı kontrattan bahsettik ama biz genelde bir blok zincir projesinde şu bileşenleri görüyoruz. Hekatonlarda da bunu görüyoruz. Bir, bizim akıllı kontratlarımızı yazıyoruz. Bu bizim en alt katmanımız. Blok zincirle olan etkileşimli katmanımız. Sonra bu blok zincirle konuştuğumuz bir katman daha var. Biz buna backend diyoruz, arka plan diyoruz. Bu arka planda bizim bir JavaScript kütüphanemiz var, Web3 diye bir kütüphane. Bu Web3 kütüphanesiyle akıllı kontrata biz işte bu arkadaşın bakiyesi ne kadar, benim hesabımdan öbür hesaba 5 token gönder gibi komutları iletebiliyoruz. Burayı öğrenmek lazım. Ondan sonra buna bir ön yüz giydirmek gerekiyor. Ön tarafı var bunun. Orada da ne oluyor? Normal bir aslında web sitesi var. Biz bunlara dağıtık uygulama diyoruz, dApp diyoruz ama en nihayetinde bir web sitesi. Bu Web 3 kütüphanesini kullanan web siteleri. Şeyler de bunları kullanan arkadaşlarımız da aşinadır. Ne yapıyoruz? MetaMask'ımızla geliyoruz, bir şeye bağlanıyoruz. Sonra bazı düğmeler var, onlara basıyoruz. Bazı sayılar giriyoruz, bir şeyler oluyor. Bu işte o ön yüz kısmı. Orada iki tane sıklıkla kullanılan ön yüz teknolojisi var. Blok zincirle alakası yok ama genel web alanında bu önemli. Nedir? Bir React, bir tanesi Vue.js. Ama siz ben Python biliyorum, Python'a meraklıyım, .NET'e meraklıyım vesaire diyorsanız ön yüzü ne ile yaptığınızın çok da bir önemi yok. Önemli olan arka tarafla konuşabilin. Sonrasında da ne lazım? İşte o grafiklerin bir tasarlanması lazım, HTML yapılması lazım. Bütün bu yapının bir test edilmesi lazım, dokümante edilmesi lazım. Bu size kabaca bir yani bir DeFi projesi de yapsak böyle yapıyoruz. NFT projesi de yapsak böyle yapıyoruz. Bu dört katmanı sağlıyor. Siz bunlardan birinde tercihen uzmanlaşmalısınız. Yani HTML yapmanız, JavaScript yapmanız, React veya Vue yapmanızın blok zincirle bir alakası yok. Ama bu bir frontend yazılımcılığı mesleği. Oyun da yaparsınız, web siteleri de yaparsınız, başka şeyler de yaparsınız. Eğer bu alana heves duyuyorsanız, iyi bir alan olduğunu düşünüyorsanız kendinizi bu alanda geliştirin. Blok zincirde de bu arkadaşlara çok ihtiyaç var. Arkadan anlayacaklar ama. Yani arkada ne olduğu konusunda bir fikirleri olacak ya da rahat çalışabilecekler bunu yapan arkadaşlarla. Backend tarafında çalışabilirsiniz. Orada yani biz o alanda çalışıyoruz. Oradan bildiğim için söylüyorum. Node.js diye bir şey var. Bir backend uygulaması var. Ama sevdiğiniz başka bir şey de olabilir. Yeter ki şu Web3 kütüphanesini çalıştırıp
Ethereum'la veyahut da bu blok zinciriyle konuşabilsin. Onu nereyle konuşacaksınız? Akıllı kontratçıyla konuşacaksınız. Sadece bu işi yapan arkadaşlarımız var. Demin bahsettiğim arkadaşın uzmanlığı da aslında kodların denetlenmesi. Yani o Evet, alanda kendini çok geliştiriyor. çok o da Böyle önemli bir şey. firmalarımız var. Ve şey yapıyorlar, denetim yapıyorlar. Buradaki rakamları da söyleyebilirim. Mesela çok sık denetim yapan bir şirketimiz var, Certik diye. Bundan aylar öncesinden randevu alıyorsunuz. Birkaç ay öncesinden diyorsunuz, dolu çünkü herkes denetletmeye çalışıyor kodunu. Araba şeysi gibi, muayenesi gibi. Takribi 10-15 bin dolar para veriyorsunuz. Size bir söylüyorlar, burası böyle olmuş, şurası böyle olmuş diye. Hacken diye bir şirket var, o 30 bin dolar alıyor. Trail of Bits diye bir şirket var. Bu en iyisi. İşte Uniswap'ı vesaireyi denetliyor. Onlar artık milyon dolar alıyor olabilirler. Çünkü biz merkeziyetsiz finansta bu iki kuruşluk koda, yani atıyorum 1.000 satırlık koda milyar dolar emanet ediyoruz. Tabii. Onun sağlam olması lazım. Hiç lüksümüz yok. Bu şey gibi bir şey. Arabanızı böyle çok tehlikeli bir yere bırakıyorsunuz. Artık levyeler, elektronik cihazlar, her şeyi yapıp onun içine girmeye çalışıyorlar. Araba sağlamsa dayanıyor. Yani onu koruyan, gözetleyen, nöbetçi, polis falan kimse yok. Bizim DeFi kodlarımız da böyle. Herkesin önüne koyuyoruz. Böyle tank gibi sağlamsa çalışıyor. Değilse hop bir 10 milyon götürüyorlar, 20 milyon götürüyorlar. Size de onu açıklamak kalıyor O şeylere, zaman onların takipçilerinizin. tek bir denetleme ile bile yetinmemeleri lazım. Belki 2-3 tane Evet. firmayla çalışmaları lazım. Aynen öyle. Bir Peki de ben... birbirlerine de yardımcı oluyorlar. Bir de Tabii. şeyde de bir sıkıntı yok. Önce deneniyor, bakılıyor. Burada kısaca da şunu söyleyebiliriz. Biz de ana ağa hemen kodumuzu koymak zorunda değiliz. Test ağına koyuyoruz ücretsiz olarak. Ethereum'un, Binance Smart Chain'in, Avalanche'in test ağları var. Buraya koyuyoruz. Sonra bunlarla ilgili testler yazıyoruz. Ben mesela Tanser Kaya'dan Erkan Öz'e 5 token gönderiyorum. Gitti mi? Mesela benim bakiyem önce 10, Erkan Öz'ün bakiyesi 0. Sonrasında ikimizin de bakiyesi 5 mi diye testler yazıyoruz. 5 ise tamam, okey diyor. Bunları çalıştırıyoruz. Bu testler de çok önemli. Burada dediğim gibi burada bir yer seçmek lazım. Ben nerede faydalı olabilirim? Nerede kendimi geliştirebilirim? Bir yandan da şu var. Yani ben eğiteyim kendimi, olayım. Ondan sonra da çalışmaya başlayayım. Bizde o yok. Bizde nasıl diyelim, tren gidiyor. Tren giderken üstüne atlamak zorundayız. Ve ondan sonra da tren bir daha da durmuyor. Yani hem o trenin üstünde hareket edeceğiz, içine gireceğiz, çıkacağız. Bir yandan tren sürekli gidiyor, yeni yerlere gidiyor, bilmediğimiz yerlere gidiyor. Hep öğrenmek zorundayız. Bu şeye kendinizi alıştırırsanız hep öğreniyorum, hep etkileşim içerisindeyim. Bir yandan da üretkenim ve hani güzel ürünler, çalışan ürünler üretiyorum. O döngüye kendinizi sokarsanız 6 ay, 1 yıl içerisinde bir bakmışsınız, hakikaten bir şeyler üretiyorsunuz, takımların parçası olmuşsunuz. Ya Birçok bu kadar kısa arkadaşımız da sürede böyle aradı. yapılabilir diyorsunuz yani. Evet, ama burada şey çok önemli tabii. Yani feragat etmemiz gerekiyor bazı şeylerden. Muhakkak sizde de öyledir hocam. Biz kripto ile yatıyoruz, kripto ile kalkıyoruz. Evet. Dün bir şey oldu. Bir NFT projesinin açılışı vardı. Onlar bir lansman yapmışlar. Sevgili İsmail Hakkı Polat hocamı gördük orada. Diğer arkadaşları gördük. İyi oldu ama dedim, ah keşke dedim daha çok kriptocu olsaydı da daha çok kriptocuyla sohbet etseydik. O bizim sosyalleşmemiz. Yani Twitter okuyoruz, ondan sonra yazılanları okuyoruz, sizleri dinliyoruz, öğrenmeye çalışıyoruz, çalışıyoruz. Sohbetimiz, sosyalliğimiz de yine birbirimizle kripto hakkında konuşmak. Bunu böyle bir Evet yıl, yani. birkaç yıl yapınca bu bir süre sonra şey oluyor, İnsanın içine işliyor. Buna hazır olmak lazım. Ben 2 yıl gerekir diye düşünüyordum. Siz şimdi çıtayı bir tık daha aşağı indirdiniz. Bir yılda da olur Şimdi diyorsunuz. Bir buradaki yapılsın. dinleyicilerimizin şeyleri farklıdır. Ne onun ismi, geçmişleri dediğim gibi farklıdır. Yani burada çok genç, lisede okuyan arkadaşlarımız var. Üniversitede okuyan arkadaşlarımız var, yüksek lisanslı arkadaşlarımız var, halihazırda çalışan arkadaşlarımız var, kripto varlıklara ilgi duyan. Burada işi yazılımcılık olan arkadaşlarımız var. İşi yazılımcılık olan arkadaşlarımız 3 ayda, 6 ayda çok rahat adapte olurlar. Bu dönüşümü gerçekleştirmek istiyorlarsa hiç sıkıntı yok. Lisede okuyan arkadaşlarımızın da daha göreceli vakti bol.
Onların işte hani para kazanma dertleri çok yok. Belki daha ailelerini kurmadılar vesaire. Oradan yana avantajları var. Böyle bir odaklanırlarsa çok güzel sonuçlar alabilirler. Üniversite biraz daha zor. Habire size değişik değişik dersler öğretiyorlar. Bu bahsettiğimiz arkadaşımız da şeyde zorlanıyor. İTÜ birinci sınıfta. İTÜ'yü mü bitirsin, kod mu yazsın, onu mu yapsın? Orada önemli bir tercih var. Okulu bitirmek de önemli diye düşünüyorum. Yani üniversite mezunu Bence. olabilmek önemli bir şey. Orada bir risk var. Yani eğer okulunuzu ihmal ederseniz belki bir daha asla o şeyi yapamazsınız. Diplomayı alamazsınız. Çünkü okul çekilir dava değil. Hele iş hayatı başladıktan sonra bir Doğru, daha o olmaz. verimle okumayabilirsiniz yani. Aynen öyle. Okul zor. O yüzden üniversitedeki arkadaşların işi biraz zor. Belki onların kendilerini bu süreçte geliştirip mezun olduktan sonra bununla ilgili bir işte çalışmaları, bu alana yönelmeleri daha uygun olabilir. Ama onlar da derslerini bu alana yönelik seçebilirler. Programcılığı daha çok öğrenebilirler, bilgisayar bilimlerini daha çok öğrenebilirler. Onların da avantajı şu, bu süreçte kendilerini geliştirirlerse okul biter bitmez de tam çalışma çağında olacaklar. Gayet de güzel hemen bir şirkete, çok iyi yabancı şirketlere de başvurup ben bu alanda kendimi geliştirdim, üniversitemi bitirdim, sizde staj yapmak istiyorum, çalışmak istiyorum diye gidebilirler. O da hakikaten o bahsettiğim gibi beynin en verimli olduğu çağ. Üniversite mezunu hakikaten böyle pırıl pırıl ve bilgileri de güncel. Onların da öyle bir avantajı var. Diğer arkadaşlarımız yani çalışan farklı sektörde olan arkadaşların da işlerinin yanında belki yavaş yavaş buraya yönelmeleri lazım. Ama onların da dediğim gibi bu sefer iş tecrübeleri var. Belki kripto varlıkları daha uzun süredir takip ediyorlar. Peki onlar zaten biliyor. DeFi'yi biliyor, Uniswap'ı biliyor, Binance Smart Chain'i biliyor. Duymuşlar birkaç yıldır kripto paralarla bunlarla alakalılar. Onların da öyle avantajları olabilir. Belki lisedeki, üniversitedeki arkadaşlarımız hiç bilmiyorlar bunları. Daha yeni yeni geliyor olabilir onlara. Dolayısıyla spektrum biraz farklı Evet, adaptasyonda. herkesin Ama pozisyonuna göre şimdi farklı. evet. Ama yani bu sizin için de geçerli, benim için de geçerli. Ya ben hayatımı bu alanda artık sürdürmek istiyorum diyebilmek çok güçlü bir karar. En önemli karar o. Çok seviyorum bu alanı, çok heyecan verici, yeni bir alan. Ben bunu yapacağım diyebilmek ve gerekirse de başta belki de o kadar çok para kazanmamak, adapte olana kadar mücadele etmek önemli. Ama hani bir yandan da dediğim gibi yani belki bana öyle geliyordur. Ben hiç sıkılmıyorum. Yani hep böyle yeni bir şey oluyor. Hep yeni bir şeyler çıkıyor. O da ve genç arkadaşlarla çalışıyorum. Bu da beni çok mutlu ediyor. Genç tutuyor bizleri. Her gün bir şey oluyor. Ama hani sabah gözümüzü Twitter'la açıyoruz. Hem önce bir bakıyoruz kripto varlıklar ne durumda. Sonra Twitter'la okuyarak başlıyoruz. Böyle olmak zorunda. Bir gün bıraksak da şey oluyor. Bir şey oluyor. Bambaşka bir şey oluyor. Büyük ihtimalle benim şu an bilmediğim bir şeyler olmuştur akşam vakti. Yani bugün neler oldu Biz hocam? burada Yeni yeni güzel konuşurken havadisler yeni var mı? hadiseler oluyordur. Peki hocam, bu şimdi şeyine göre, yani pozisyonun değişikliğine göre insanlar farklı zamanlarda adapte olabilirler, ama benim gördüğüm, yani gerçekten bu kararı verirse, yani ben artık blockchain yazılımında olacağım, blockchain dünyasının içinde olacağım diye karar verdikten sonra böyle 4-5 yıla falan varmadan 1-2 yıl içerisinde bayağı bu işte ileri bir düzeye çıkmak mümkün oluyor. Ve anladığım Evet. kadarıyla başlangıçta ille de bir yazılım bilgisi falan da gerekmiyor. Yani sıfırdan da başlanabiliyor. Herkes buna Tabii başlayabilir ki. diye görüyorum. Peki şunu sorayım o Onu zaman. da bir temel bir yetenek, şöyle diyebilirim. Belli yeteneklerimiz var bizim. Bir bölümü temel yetenekler. Bunlar neler? Mesela işte şifreleme, ondan sonra işte programcılığın temelleri. Bunlar böyle okulda iyi öğrenilecek şeyler. Ama bunlar temel bilgiler. Bunlar çok değişmiyor. Bunlar şeyini sürdürüyor. Ondan sonra bizle ilgili temel konular var. Bunlar da dediğim gibi işte son 10 yılın konuları. Ne bunlar? Mesela Bitcoin nasıl çalışır? Bitcoin nasıl çalışır? Bizim bilmemiz gereken bir konu. Bu okullarda öğretilmiyor ama bunu öğrenmeliyiz. Bu da yine bir temel bir konu. Ondan sonra işte akıllı kontrat nedir? Bu da böyle bir temel bir konu. İlerliyor. Ondan sonra da bu sefer güncel, en uçta da güncel şeyler var. Yani işte çok güncel mi bilmiyorum ama mesela Shiba Inu nedir dendiğinde bilmesi lazım arkadaşlarımızın. Ya da işte dediğim gibi CryptoPunks nedir dediğinde bilmesi lazım. Bunlar belki bir yıl sonra, 2 yıl sonra o kadar önemli olmayabilir. Çok güncel haberler.
güncelliğini yitirebilir. Ama bu temel şeyler, blok zincirlerin temel bilgilerin ötesine de günceli de ilave etmeleri gerekiyor. Yani Evet, işte bu DeFi protokolü tabii. nasıl çalışır, Uniswap nedir, bunları bilmeleri gerekiyor onların. Evet, bu yani biraz da kripto varlıkların artık genel kültürü gibi. Yani Evet. bunları zaten ya bilmeniz lazım ya da zaten bu işin içine girdiğinizde mecburen öğrenmek durumunda kalacaksınız. Evet. Bunlar da Bizim bir ayrı. tek avantajımız var. Ben mesela hiç teknik analiz bilmem. Yani Fibonacci bile bilmem. Yatırımcıyım hatta. Yani iyi bir trader da değilim. Böyle bir avantajım var. Şeyi takip etmek zorunda değilim. Direnç destek noktalarını, ondan sonra teknik analizi yapmak zorunda değilim. O alan da çok takip gerektiriyor, bilgi gerektiriyor. O Ama o bambaşka bir alandan alan uzak zaten. durabilir. Bambaşka bir alan. Ondan uzak durabilirler. Ama bir de burada şu var tabii. Eğer o alana girmek isterlerse borsalar, borsalara likidite sağlayan botlar var. Orada da bir borsa nasıl çalışır? Ondan sonra işte bu emir tipleri nelerdir? Bunların Evet. işleyişinde görmediğimiz arka planda neler var? İşte atıyorum mesela bir varlığın fiyatını dengeleyen botlar var. Bir varlığı bir borsadan diğerine götüren botlar var. O alanlar da yine yazılımın konusu. Oralarını da öğrenebilirler. Ama bu hani yeni bir proje çıkarmaktan ziyade varlıkların alım satımı ile ilgili olan bölüm. Ama burada da yeni bir şey var. Bambaşka bir ufuk açılıyor. İşte kripto varlıkların saklanması ve güvenliği. Tamam mı? Burada böyle bir acayip bir güzel bir alan var. Ondan sonra bir borsa nasıl çalışır? Bir token bir yerde nasıl listeletilir? Kimle nasıl konuşmak gerekir? Bir ICO'nun süreçleri nelerdir? Hani Borsalarda adım adım. çok yazılımcı arıyorlar. Yani ben ne zaman Arıyorlar tabii ki. BTC Türk ya da Paribu yetkilileriyle konuşsam sürekli aynı şeyi dile getiriyorlar. Yani blockchain yazılımı bilen arkadaşlara ihtiyacımız var diye sürekli Evet. onlar da Evet. Burada kadrolarını genişletmek temel istiyorlar. bilgilerin üzerine blok zincirlerle ilgili, cüzdanlarla, nodlarla ilgili bir bilgiyi eğer edinebilirse arkadaşlarımız, orada da kurumsal iş fırsatları var. Yani bu NFT projeleri, ICO'lar kurumsal değiller. Büyük finansal kaynaklara ulaşıyor ama en nihayetinde startup. Yani böyle büyük bir riskle başlıyor, bir yere gitmeye çalışıyor. Borsalarımızsa göreceli kurumsal yapılar. Yani 1.000 kişiye ulaşan yerli borsalarımız var. Günde milyar dolar işlem yapan borsalarımız var. Türkiye'de bu bir de. Tabii. Binance 20-25 milyar dolar yapıyor zannedersen. Orada Evet. da çok ciddi kariyer fırsatları var. Aynen öyle. Peki şöyle bir özetleyelim ve daha sonra bir başka bir alana geçmek istiyorum. Tamam. O zaman mesela BTK'daki eğitimler E-Devlet'teki çok faydalı. Buradan başlayabiliriz. Daha sonra kendimizi Solidity'ye fokuslayabiliriz. Solidity için Udemy'de eğitimler var. Yine bu BTK Akademi'nin içinde zaten orada Yeterli de başlangıç güzel gelecektir. eğitimler var. Olmadı YouTube'da açık kaynaklar var. Bir sürü bedavaya yapılmış videolar da var. Ama orada İngilizce gerekebilir. Kısa sürede bu işe bayağı bir kendinizi geliştirmeniz mümkün ve topluluklara katılarak işte dediğiniz gibi o klasik eserleri, klasik kodları, o büyük projelerin kodlarını okuyarak bayağı kendinizi kısa bir sürede geliştirmek mümkün. Sonra da bu işi bir gelir şeyine geçirdiğiniz zaman gördüğüm kadarıyla, benim duyduğum kadarıyla aylık gelirler böyle 5 bin dolar, 10 bin dolarlara kadar yükselebiliyor. Aynen öyle. Burada benim geçmek istediğim nokta şu Tansel Hocam. Şimdi bireysel olarak durum böyle. Devleti, işte anne babanızı, şunu bunu beklemeden blockchain'in önümüzdeki 10 yılda çok ciddi bir atak yapacağını da göz önünde bulundurarak, siz bu alanda çalışmayı seviyorsanız, tabii sevmezseniz bu hiçbir işi yapamazsınız zaten. Seviyorsanız burada hemen kendi inisiyatifinizi almanız gerekiyor. Ama benim merak ettiğim bir de şu var. Türkiye bu sektörü stratejik sektör olarak seçebilir mi? Seçerse ne yapması lazım? Yani Türkiye'nin eğitim politikası olarak burada neler yapabilir? Yani benim aklımda bazı şeyler var ama neler olması gerekir? Sizin görüşlerinizi de merak ediyorum. Pekala. Burada tabii bir
hem mevzuat hem yasama açısından biz de sevgili Erkan Hocam'la mücadele ediyoruz. Hani bir adım öteye nasıl götürebiliriz bunu diye. Biz en azından bu vesileyle de yine görüşlerimizi bir kere daha dile getirmiş olalım. Hem siz de bizim kanaatimiz hakkında fikir sahibi olun. Biz bu alanın Türkiye için büyük bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Bunlar böyle devrimsel alanlar, yapay zeka gibi. Biz hani araba sektöründe de ne yaptık? Dedik ki normal benzinli arabalarda Almanya'ya falan yetişmemiz, Kore'ye, Japonya'ya Tabii yetişmemiz zor. O zaman ne yapacağız? Önden gideceğiz. Yolda önlerini kesmeyi deneyeceğiz. Elektrikli araba üretelim dedik. Bu doğru bir yaklaşım. doğruydu. Çünkü öbüründe önemli bir endüstri var, önemli bir yatırım var. Onlar yatırımlarını dönüştürecekler. Biz de diyoruz ki bari o zaman eskiye değil de yeniye yatırım yapalım. Bu insansız hava araçlarında da böyle benzer bir şey var. Biz atıyorum normal uçak yapmıyoruz ama Evet. diyoruz ki Çok yapay doğru. zekalı daha ucuz olabilecek uçaklar yapalım. Bu şekilde büyük bir fark yaratıyoruz ve bir endüstri oluşuyor bizim için. Oyun sektörü de böyle. Yani oyun sektöründe biz dünyaya açılabilecek oyun stüdyolarına sahibiz. Çok heyecan verici yatırımlar alınıyor, güzel projeler yapılıyor. Blok zincirde de bizim bir ilginç bir avantajımız var. Bizim burada büyük bir ilgimiz var. Binance'te görüyoruz. İşte diğer raporlarda görüyoruz. FTX'te, Binance'te Türkler bir numara. İkiydi, üçtü, bazen biri oluyorlar. Kullanıcı sayısı cinsinden hem de topluluk olarak da toplum olarak da büyük bir ilgi gösteriyoruz bu alana. Bizim için bu büyük bir artı. Gençlerimiz için yani her seviyede ilgi var. Genel müdürde de Evet. ilgi var. Ondan sonra en aşağıda Öğrencilerde de var. çalıştığımızda da şey var. Herkes ilgili. Komik bir şey anlatayım. Ben işte hiç çok uzun zamandır gitmiyordum. Annem dedi ki evladım hamama gidelim. Tamam dedim ben onu hamama götürdüm. Ben de girdim. Bütün hamam kriptocu çıktı. Herkeste şeyler var. Mobil uygulamalar var. Bütün şey token konuştuk herkeste. Dolayısıyla hani bunun bütün toplumun kesimlerinde var. Bu bizim için artı. Ama tüketicisi trader olarak durumundayız. Üretmemiz lazım. Bizim hani şey yaptığımız 1 liramız var. Avalanche var. Tam Avalanche da BioNTech gibi. BioNTech'le ne kadar gurur duyuyorsak Avalanche'la da o kadar gurur Evet. duyuyorum. Türk kökenli kurucuları var. Yani çok güzel. Türk topluluğuyla çok iyi etkileşmişler ama Türk şirketleri değiller. Çünkü hakikaten bu ülkede bir zor bu tip şeyleri yapmak, yatırım bulmak vesaire zor. Eğitim konusunda da biz hani bunun çok önemli olduğuna inanıyoruz. Yani Hindistan'ın yaptığı bir devrim var. Bütün insanları çok büyük bir nüfus kabul ediyorum ama biz Boğaziçi Üniversitesi'ndeyken 60 mezun veriyorduk. Oradan 60 bin mezun çıkıyordu Hindistan'da. Yani bu Türkiye'de de bu alanda biz çok fazla kişi yetiştirebiliriz. Ben istihdam konusunda da bir sıkıntı yaşayacağımızı hiç düşünmüyorum. Çünkü çok büyük bir açık var. Burada çalışırlar, Avrupa'da çalışırlar, Amerika'da, Asya'da çalışırlar. Bir de artık her şey uzaktan yapılıyor. İyi bir internet bağlantınız varsa kimse de Evet. artık nerede yaşadığınızı umursamıyor. İşinizi düzgünce yapıyor musunuz? Bir uluslararası itibarınız var mı? Yani sosyal medya üstünden yaptığınız işlerle, konuştuğunuz kişilerle böyle bir şey elde edebiliyor musunuz? Bunlar önemli. Biz de hatta İsmail Hakkı Polat Hocam'la hep bunu konuşuyoruz. Yani bunun eğitimi nasıl olmalı? Nasıl başlamalı? Benim de küçük bir kızım var. Mesela düşünüyorum ya yani bu işlere başlasa acaba diyorum nasıl bir yoldan gitmeli? Neleri öğrenmeli, neleri öğrenmemeli? Burada tabii bir mesleği ne kadar erken yaşta seçebilirsek, hani hayatımızı o alana adayabilirsek o kadar iyi. Büyük de bir karar. Yani emin de değilsiniz, bayağı da bir yatırım yapacaksınız, uğraşacaksınız, birkaç yıl öğreneceksiniz vesaire. Ama bu kararı hızlı verebilirseniz, burada dediğim gibi bu eğitimlerden geçerek, yani bunun öğrenmenin yolu hakikaten bu. Güzel üniversitelerimiz var, bilgisayar mühendisliği eğitimi veriyorlar, MIS eğitimi veriyorlar, yazılım eğitimi veriyorlar. Ama hep temelde kalacak onlar. O bahsettiğim kısım, temel matematik, işte temel programlama, İşte veri yapıları vesaire böyle temel konular. Sonrası Peki, evet. bizim kendi öğreneceklerimiz. Peki şu anda mesela dünyada blockchain yazılımı fakültesi diye bir şey yok. Türkiye'de bu fakülteler kurulsa, bunlarda eğitim verecek kadar bizim yeterli öğretim görevlimiz bulunabilir mi? Veya hatta şu da yok dünyada, bir blockchain üniversitesi de yok. Yani sadece Evet. blockchain üzerine çalışan bir üniversite kurulsa Türkiye'de, bunu besleyecek kadar öğretim görevlisi Türkiye'de bulunabilir mi veya yurt dışından getirmek
nasıl olur? Bu konular hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu aslında bizim de hayalimiz. Yani hani biz işte Aa, blok çok zincir meslek lisesi açalım, blok güzel. zincir üniversitesi açalım. Hatta zengin olalım, alalım. Güzel üniversitelerimizden birini alalım, hepten blok zincir üniversitesi falan. Bunlar bizim hani şakasını yaptığımız hayallerimiz. Ama tabii şöyle bir şey var. Bir üniversitenin normalde öğretim üyeleri tarafından eğitim verilmesi lazım. Akademisyenler tarafından. Onlar da doktora seviyesinde olmalı, yayınlar yapmalı. Bizimkisi hakikaten biraz daha böyle meslek lisesi gibi bir şey. Yani akademik bir bilgiden ziyade bir yetenekle alakalı alanlar. Ve burada da orada bir çelişki var. Yani akademisyen arkadaşlarımız diyorlar ki blok zincir bizim için akademik olarak o kadar heyecan verici bir konu değil. Yani yine çok güzel, özellikle bu sıfır bilgi veren ispatlar alanında çok yenilikler oluyor. Ölçeklemenin belki önünü bu açacak. Mutabakat konusunda birçok yenilikler var vesaire ama tam akademik bir konu değil bu. Bu uygulamalı, endüstriyi ilgilendiren bir konu. Ve buradaki bilgili arkadaşlarımız da üreten arkadaşlarımız aslında. Ve onlarda da bu akademik şeyler olmayabilir, sıfatlar olmayabilir. İsmail Hakkı Polat hocam da doktor değil, ben de doktor değilim mesela. Ama hani şey, benim de hani ben de vaktimin anca bir bölümünü eğitime ayırabiliyorum. Çünkü ben sürekli çalışmak ve üretmek durumundayım. Ama beni güncel tutan şey de o. Yani bir akademisyen olarak da yeterince şey olamayabilirim. Üretken ve faydalı O olamayabilirim. zaman Çünkü elimin demek ki işin içinde yani bu olması çok lazım. uygun değil. Yani bir fakülte düzeni kurmak, bir üniversite düzeni kurmak çok Olmalı. uygun olmayabilir. Belki ama yani şeyde bir çelişki olacak. Yani YÖK'e bağlı, müfredatı olan vesaire bir yapı çok feasible değil, çok uygun değil. Anladım. Ama dediğim gibi ya yani hep bunu tartışıyoruz. Özellikle pandemi de bunu bize bu soruyu kendimize çok sormaya itti. Bizim normalde derslerimiz sınıfta. Bu süreçte hibrit yapıya geçtik. Hem sınıfa gelen öğrencilerimiz var, aşılı olanlar oraya geliyorlar, gelmeyi arzu edenler. Evinden katılmak isteyenler, aşı olmak istemeyenler de uzaktan katılıyor. Onların tercihi. Şöyle bir durum oluyor. Bazı gün sınıfta iki arkadaş oluyor, Zoom'da 50 arkadaş oluyor. O zaman biz kendimize soruyoruz. Yani gerçekten bu fiziki alana ihtiyaç var mı? Bu ders nasıl verilmeli? Biz bir tane şeyde oldukça başarılı olduk. Bir blockchain sertifika programı açtık. Yine İsmail Hakkı Polat, Şen Ferhat, ben beraber verdik bu dersi. 48 saatlik bir dersti ve 8 hafta sürdü. Ve bu arada da birinci bir de şöyle bir şansımız oldu. Paribu ortaklığıyla yaptık biz bu projeyi. Onlar öğrencilerin yarısına burs verdiler. Gayet güzel oldu. Dedik ki ikinci yarısına da buluruz bir yerden burs. Ama 500'e yakın arkadaşımız başvurdu. Bunların önce CV'lerini okuduk. 100'e falan indirdik. 100 kişiyle mülakat yaptık. 35 en son 15'e kadar indi. Onun ardından da bu dersin ücretini ödemek isteyen arkadaşlarımız geldiler. Yani burs alamayanlar veyahut da ben zaten hiç burs istemiyorum diyen arkadaş. 30 kişilik, 30-35 kişilik bir sınıftık. Birinci günden itibaren bunlara biz bir de proje verdik. Dedik ki arkadaşlar dönem sonunda bir demo day yapacağız. Hani bu şeyler olur ya, dans okullarının falan sonda gösterileri olur. Yıl sonu müsamere sonu. Dedik Tiyatro ki hekaton eğitmenisi. gibi hemen size örnek konular vereceğiz. Ve burada siz projeler yapacaksınız. O demo day'inde kıymetli olacağını düşünüyoruz. Biz de İsmail Hakkı Polat hocamla bir yandan dersi verdik. Bir yandan da onlara şey bulmaya çalıştık. Demo day aracılığıyla burs bulmaya çalıştık. Sağ olsun belki takip eden arkadaşlarımız vardır. CDFI Fund projesi var. Levent Cem Aydan. İsmail Hakkı Polat hocamızın öğrencisiymiş. Dedi ki ben şey veririm. Öğrencilere kalan bursu veririm. Onları da sonda söyledik. Sağ olsunlar çok güzel şeyler hazırladılar. Projeler hazırladılar. Yani hem öğrendiler hem öğrendiklerini arkadaşlarına paylaştılar. Çünkü uzmanlaştılar. Biz onlara o temel bilgileri verdik. Sonunda da çok komik bir şey oldu. 5.000 liraydı galiba dersin ücreti. CDFI ve o 5.000 lirayı öğrencilere geri ödedi. O zaman da bir CDFI token 70 sent mi ne? Ondan sonra bu 15 dolara kadar çıktı. Yani çocuklar o dersi aldıkları için hem ücretsiz olarak eğitim aldılar hem de üstüne para kazandılar. Ama ilginç biçimde de dersi terk edenler burslular oldular. Birkaç öğrencimiz gelmedi vesaire. Parasını ödeyenler hiç ayrılmadı. Biz de dedik ya bak bu model işliyor. Yani hem eğitim almalılar
hem proje üretmeliler ama bir yandan da bizim bir şansımız oldu. Öğrencileri seçme fırsatı bulduk. Birçok arkadaşımız üniversite mezunuydu. Üniversitede okuyordu. Bilgisayar alanlarında okuyorlardı. Gördük ki bu iyi bir format. Yani aslında biz bu şekilde şeyleri eğitebiliriz. Arkadaşlarımızı eğitebiliriz ve belki bu üniversite eğitiminden daha faydalı olabilir. Belki bunu yaymak lazım. 1 yıla, 2 yıla çok yoğun bir eğitim vermek lazım. Mezun olan arkadaşları, alttaki arkadaşları eğitir biçimde asistan haline getirmek lazım. Ya da temel dersleri onların verdiği bir yapıya dönüştürmek lazım. Sanki böylesi daha iyi bir formatmış gibi gözüküyor. Yani üniversiteler bünyesinde gene olsun ama böyle sertifika programları tarzında mı olsun diyorsunuz? Yani emin değilim. Yani şey de olabilir. Bootcamp adı verilen yurt dışında şirketlerin verdiği şeyler de oluyor, eğitimler de Eğitimler oluyor. oluyor. Üniversitelerimiz buna ön ayak olabilirler. Ama dediğim gibi yani sertifika programı şeklinde yapılabilir belki. Güzel olabilir. Bir de şunu da aklıma gelmişken hatırlatayım. Üniversitelerimizin birçoğunda artık blog zincir kulüpleri var. Evet, Onlar da doğru. eğer öğrenci arkadaşlarınız varsa lisede olabilir, üniversitede olabilir. Bu kulüplerle iletişime geçsinler. Ben lisede okurken İTÜ'deki bir kulübe ziyarete gidiyordum. Benim öyle bir ilgi alanım vardı. Bir şeyden otobüsten iniyordum Ayazağa'dan. Büyük abilerimin yanına gidiyordum. Sağ olsunlar bizi geri çevirmiyorlardı. Boğaziçi Üniversitesi'nde de o kulüplerin çok faydasını gördüm. Ben şeye çok inanıyorum. Kulüp mantığına. Çünkü bir arkadaşımız öğreniyor, abi oluyor. Aşağı öğretiyor. Ondan sonra mezun oluyor. Tekrar destek veriyor kulübüne. Yeni gelen arkadaşlar da oradaki o dinamizmi sağlıyorlar. Bir böyle bir yukarıdan aşağı bir öğrenme zinciri oluyor. Onlar kıymetli. Dediğim gibi bizim de hani tartıştığımız, konuştuğumuz konular üniversitelerde ders olarak olması çok güzel olur. Ama burada hani rektörlerimizi, dekanlarımızı zorlayan bir durum var. Yani yeni Evet. dersler açmaları lazım. Orada bir ilginin, alakanın olması gerekiyor. Sertifika programları çok doğru olacaktır. Çünkü burada gerçek bir ilgi var. Ve bunu dediğim gibi sponsorluklarla da fonlanabilir. Öğrenciler de kendileri bunu ödeyebilirler. Çok kıymetli bir şey. Orada da mesela biz eğer o şekilde bulamasaydık fonu, Demo Day'e gelmek isteyen şirketler de ödeyecekti bursları. Çünkü bu alanda yetişmiş kişilerle tanışabilmek şirketler için çok önemli bir fırsat. Ve onlar diyorlar ki yani ben bir insan kaynakları şirketine bu parayı vereceğim ve bu arkadaşları bulacağıma ben onlarla bu ders aracılığıyla, bu projeler aracılığıyla tanışayım. Hekatonların da böyle bir etkisi olur. Geliyorsunuz, dinliyorsunuz insanları. Güzel bir proje yapmışlar. Onlara diyorsunuz ki hani yatırım yapabiliriz veya bizde çalışmak ister misiniz? Hekatonları da arttırmak lazım. Yani eğiteceğiz. Ödüllerle arkadaşları motive edeceğiz. Onlardan belli olgunluklara ulaşanları fonlayacağız. Onları şirketler haline getireceğiz. Böylece ekosistemimizi büyüteceğiz. Vallahi Tansel Hocam, hakikaten burada büyük bir boşluk var. Hem bireysel olarak, hem belki kurumsal olarak, hem de ülke olarak bu boşluğa bizim girmemiz lazım diye ben düşünüyorum. O yüzden Kesinlikle. zaten bu akşam böyle bir yayın yaptık. Ağzınıza sağlık. Siz de bizi kırmadınız. Bir Estağfurullah, saatinizi çok bize mutlu oldum. ayırdınız. Çok teşekkür ediyoruz. Bütün ayrıntıları hemen hemen anlattınız. Çok faydalı oldu. Çok teşekkürler hocam. Ben Belki teşekkür ileride ederim. talep olursa yine yaparız böyle bir yayın. Size tekrar çok teşekkür ediyorum. Bütün izleyicilerimize de teşekkür ediyorum. Vakit ayırdınız. Sağ Hiç olsunlar, ilgi dinlediler. düşmedi neredeyse. Bir İngilizce bilmek lazım deyince bir 10-15 kişi gitti o arada. Orada bir Üzüldüler. 10-15 kişiyi kaybettik ama gerek yoktu aslında ona da. Ya Ama o da çok hocam. önemli bir yetenek. Onu Evet. yani o hakikaten okuldan edineceğimiz en önemli yeteneklerden biri o olabilir. Ortaokul, Evet. lise, üniversite. Evet. Onu hemen çözmek gerekiyor. Olmasa da çok ileri yaşlarda da olabilir. Bizim ekibimizde bir arkadaşımız var benim çok sevdiğim. Onun İngilizcesi yok mesela şimdi o kursa gidiyor. Ben diyorum ki mecbursun yapacaksın biz ödüyoruz, teşvik de ediyoruz. Şey için çok önemli. Yani bütün dünya ile iletişim kurmak için. Bir de şu, bizim ekonomik büyüklüğümüz belli. 80 milyon insanız. İşte 700 milyar dolar falan bir büyüklüğümüz var. Ama İngilizce öğrendiğim zaman 8 milyar insana ve tüm dünyanın GDP'sine hitap ediyoruz. Herkesle çalışabiliriz o zaman yani. Evet. O açıdan bu fırsatları değerlendirmek lazım ve
Önümüzde de çok vakit yok. Yani şu önümüzdeki 4-5 sene çok kritik. Yani burada bir ön alabildik, alabildik. Alamadık, yine tren hızlı bir şekilde gidecek. Biz Gidecek, arkasından yeticisi bakmak olacağız. zorunda Evet. kalacağız. Ama şu anda çok da iyi avantajlarımız var. Yani bu Avalanche Evet. projesi her ne kadar BioNTech gibi yurt dışında gelişen bir proje olsa da biraz ondan farklı. Çünkü Türkiye'den de o Avalanche projesine çok entegre olan, onun da iş yapan bir sürü başka projeler ortaya çıktı. Biz de çok katkıda bulunduğumuzu düşünüyorum. Yani bazen Emin Hoca üzülüyor. Türk kökenli olması sebebiyle eleştiriler geliyor, kötü sözler geliyor. Aynen Bir de öyle. şeyi söylemek istemiyorlar. Hani biz bir Türk projesiyiz demek istemiyorlar. Global bir projeyiz. Yani bize böyle hitap etmeyin diyorlar ama rengi kırmızı beyaz. Unutmayalım. Ve hani Avalanche'ın da ilk günlerinden beri Türk yatırımcıları çok destekledi. Şimdi de şey de çok güzel. Mesela atıyorum NFT'ler konusunda güzel projeler çıkıyor. Uykusuz ekibi Avalanche üstüne güzel NFT projeleri Evet, yani çıkarıyorlar. burada bir şey var, Oyunlar bir çıkıyor. entegrasyon var her türlü, yani yazılımcısı, Karşılıklı. Biz de sanatçısı katkıda bulunuyoruz. Evet. vesaire, hep beraber bir Emin Hoca da entegrasyon var. sağ olsun şey yapıyor. Güzel bir hekaton yaptılar yakın Tabii zamanda. Sağ İstanbul'a olsun gidip yapıyor. ilgisini esirgemiyor Türkiye'den. Evet, burada çok önemli fırsatlarımız var, çok önemli avantajlarımız var. Bunu kimseyi beklemeden, nasıl Kurtuluş Savaşı'nda birisi emir çıkarsın, birisi gelsin, bizi kurtarsın demeyip, hani biraz böyle sanki edebiyat yapıyormuşum gibi algılayabilirsiniz ama durum hakikaten öyle. Yani bu bilgi çağı devrimini biz kaçırırsak başımıza türlü türlü felaketler gelecek. Bakın arkadaşlar, bu şaka değil yani. Sanayi devrimini kaçırdık, başımıza neler geldi? İmparatorluk yıkıldı, neredeyse yok oluyorduk zaten, hani Kurtuluş Savaşı olmasaydı, bir mucize gerçekleşmeseydi. Yok oluyorduk ve bu bilgi devrimi sanayi devriminden de kuvvetli bir dalga olduğu için bunu kaçırma lüksümüz hiç yok ve blockchain burada bize çok büyük avantaj sağlıyor. Çünkü deminden beri Tansel Hoca'yla konuşuyoruz. Bakın, burada bir fabrika yatırımına, hatta dersliklere bile ihtiyaç yok aslında. Bugün internet bağlantısıyla işte BTK Akademi'den bahsettik. Tamamen belki ücretsiz bir şekilde bu yetenekleri elde etmek ve işte ayda 5 bin dolar, 10 bin dolar yurt dışından para kazanmak, Türkiye'ye getirmek mümkün olabiliyor. O yüzden imkanı olan, ilgisi olan mutlaka bir yerden, bugün biraz da ipuçlarını da verdik, bu işlere başlasın, aman geç kalmasın, aman yarını ertelemesin diyorum. Ve hepinize, başta Tansel Hocam olmak üzere, güzel akşamlar ve yarın için de mutlu pazarlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek İyi üzere. akşamlar. İyi akşamlar.